Merhaba sevgili öğrenciler. E, dersimize başlamadan önce şu uyarıyı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz okullara koronavirüs salgını sebebiyle e, belli bir süre ara verildi. E, benim sizden tek ricam bu süreç içerisinde e, elinizden geldiğince devlet büyüklerimizin e, yapmış olduğu çağrılara e, uymanız. Şimdi e, en son okullar... Ara e, verildiği dönemde yüzdeler konusu işleniyordu. E, diğer e, sınıflara giren arkadaşlarla da biz diyalog halindeyiz. Yüzdeler konusu işleniyordu. Kimi sınıfta bitti, kimi sınıfta bitmek üzereydi. Ben şöyle genel e, bir çalışma kağıdı hazırladım sizler için. E, bu videoda yüzdeleri baştan sona işlemeye çalışacağız. E, i̇nşallah sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. Şimdi yüzdeler... Yüzdelerde e, üç aşamamız var. Üç aşama derken şöyle. E, bütün, yüzde miktarı ve parça ilişkisi var. Yani bize bütünü ve yüzdeyi verecek parçayı isteyecek bu bir. Bize yüzde miktarı ve parçayı verecek bütünün kendisini isteyecek bu iki. Bir de bize parçayla bütünü verecek diyecek ki parça bu bütünün yüzde kaçıdır? Bu da üçüncü aşamamız. Şimdi birincisiyle başlayalım. Bize bir bütün ve yüzde miktarı verildiğinde parçayı nasıl bulacağız? Aslında bu tamamen kesirlerle direkt doğrudan ilişkili. Yani siz bir sayının 5'te ikisini nasıl buluyorsanız burada yaptığımız işlem de aynısı. Bir şeyin 5'te ikisini bulurken önce 5'e bulup bir parçayı buluyorduk. Sonra 2 ile çarpıyorduk. 5'te ikisini bulmuş oluyorduk. Burada da yine aynı. Bir A sayısının %X'ini bulmak için o A sayısını önce 100'e böleceğiz ve sonra yüzde miktarı ile çarpacağız. Örnek ilk örneğimiz olduğu için biraz açıklamalı detaylı yaptım buraya. 1200 sayısının %5'i kaçtır? Aslında bu şu demek. 1200 sayısını 100 eşit parçaya böl ve bu 5 parçanın kaça denk geldiğini bul demek. 1200'ü 100'e bölerek bir parçayı buluyorum. Sonra 5 ile çarparak da 1200 sayısının %5'ini bulmuş oluyorum. Ben bunu böyle de yazabilirim. Yüzde miktarını göstermek için böyle ayırdım. Buradaki 100'ün 2 sıfırıyla yukarıdaki 2 sıfır sadeleşecek. Yani 1200 bölü 100 12 yapacak. 12 ile 5'i çarptığımda da 60 olacak. Sonuçta diyorum ki bize sayı bütün verilip belli bir yüzdesi istendiğinde verilen sayıyla yüzde miktarını çarparak sonucu bulabilirim. Şimdi e, yan tarafta sıra sizde diye hazırladığım dört tane örnek var. E, arada ortada yine bir tane örneği ben sizler için çözüyorum. 80'in yüzde 45'i kaçtır? Bu ne demek? 80'i yüze bölüp 45'e çarp demek. Burada bakın birer sıfırları sadeleştiriyorum. 45 ile 10 İkisi de 5'e bölünüyor. 9 bölü 2. 8 ile 2'yi sadeleştirirsem 4. 4 kere 9 36. Yani 45 sayısının %45'i 36'ya eşitmiş. Şöyle birazcık bekliyorum soruları çözerken görmeniz için. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Şimdi de burada belirli bir yüzdesi verilen sayının tamamını bulma. Yani bana burada yüzdeyi veriyor, parçayı veriyor, ve benden sayının tamamını istiyor. Yani terse doğru bir işlem var. Burada da şunu diyorum. Yüzde x'i a olan bir sayıyı bulmak için eğer yüzde x'i a ise a'yı x'e bölerek yüzde birini bulurum. Yüzde çarparak tamamını bulurum. Şimdi yine bu ilk örnek olduğu için detaylı yaptık. Yüzde 60 olan sayının tamamı kaçtır? Sayımızı bilmiyorum. X dedim. Yüzde beşi yani ben bunu yüz parçaya böleceğim. Ve 5 parçası 60'a eşitmiş. O zaman 60'ı 5'e bölerek 12 yani ben bir parçasını bulurum. Sayımız 100 parçaydı. 12 çarpı 100, 1200 olarak bu sayının tamamını bulurum. Aslında ilk örnekte yaptığımız olayın tersi sağlaması olması açısından yine aynı sayıları seçtim. Bir sayının belli bir yüzdesi verildiğinde verilen parçayı yüzde miktarına bölüp Yüzde çarparak sayının tamamını bulabiliriz. Şimdi yine yan tarafta sıra sizde diye hazırladığım 4 tane örnek var. Yine arada bir tane örneği ben açıklayıcı olsun diye çözüyorum. Yüzde 21'i 630 olan sayı kaçtır? Şöyle düşüneceksiniz. Bir sayı var. Yüze bölünmüş ve 21 parçası 630'muş. O zaman ne yaparım ben? 630'u 21'e bölerek o sayının yüzde birini bulurum. Yüzde çarparak sayının tamamını bulurum. 630 yüzde miktarı yani 21'e bölüp yüzde çarpacağım. 630 ile 21 sadeleşirse 30 kalır. 30'da da 30 da de 100'ü çarparsam 30'un yanına 3000'i bulurum. Yine şöyle birazcık bekliyorum. Şimdi gelelim. Üçüncüsüne <laughs> Bu seferde bütünü ve parçayı verecek bana şunu soracak bu parça bu bütünün yüzde kaçına denk geliyor. Örneğimize bakalım 20 sayısı 50 sayısının yüzde kaçıdır? Bütünüm 50 parçam 20. 50'nin yüzde kaçı 20 yapar diye denklemimi oluşturuyorum. 50 ile 100 sadeleşti işte aşağıda 2 kaldı. X bölü 2 20 ise x'im 20 çarpı 2'den 40. Yani 20 sayısı 50'nin %40'ına eşitmiş diyeceğim. İkinci bir örnek. 105 sayısı 210 sayı 2100 sayısının yüzde kaçıdır? Burada yine bütünüm 2100 parçam 105. 2100'ün yüzde kaçı bilmiyorum. X dedim 105'e eşittir. 21 çarpı x 2 sıfırla 100 sadeleşiyor. 105 ise 105'i 21'e bölerek x'i 5 buluyorum. Yani 105 sayısı 2100 sayısının %5'idir diyorum. Yine burada yan tarafta sizler için hazırladığım 4 tane soru var. Ee, yan taraftaki açıklamalarla çok rahat çözebileceğinizi düşünüyorum. Aşağıya da biraz renk katmak için Kral Şakir çizdim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi yüzdelerle ilgili e, ufak hatırlatmalar yapacağım. E, bize bir sayının yüzde onu, yüzde yirmisi, yüzde yirmi beşi, yüzde yüzde ve yüzde yüzü sorulduğunda burada işlem yapmak zorunda değilsiniz. Bunları hani kafadan kolay e, zihinden işlemleri yapabilmek için hatırlatmak için yazıyorum. %10 onda bir, %25'te bir, %25 çeyrek yani 4'te bir, %50 hepinizin bildiği gibi yarısı. Burada %75'e dikkat edebilirsiniz. 4'te 3 yani bir sayının %75'i dendiğinde eğer o sayı 4'ün katıysa 4'e bölüp 3 ile çarparak çok rahat bir şekilde sonucu bulabilirsiniz. %100 de sayının kendisi. Şimdi okulda biz problemleri çözerken bazı öğrencilerin e, kar, zarar, indirim bunu bütün öğrenciler biliyor ama bazılarınızın KDV, faiz, komisyon, iskonta gibi kavramları bilmediğini fark ettim. Onları da buradan kısaca açıklayayım. E, karı herkes biliyor ama KDV, faiz ve komisyon dendiğinde e, bulduğunuz e, yüzde miktarını fiyatlara mutlaka ekliyorsunuz. Zarar ve indirimi herkes biliyor. Bunlar çıkarılıyor ama bir de iskonto kelimesi var. İskonto kelimesi de indirim anlamına geliyor. Burada da iskonto miktarını bulduktan sonra toplam fiyattan çıkarmayı unutmayacağız. Şimdi gelelim yüzde problemlerine. Bir mağazada 80 TL'ye alınan bir ürün yüzde 20 karla kaça satılır diyor. Şimdi yüzde 20 kar dediği için yüzde 20'sini bulup fiyata eklemem lazım. 80'in yüzde 20'si Yukarıdaki 2 sıfırla aşağıdaki 100'ün 2 sıfırı sadeleşiyor. 8 çarpı 2 16 demek ki 16 lira kar edilecek. Yani 80 artı 16 96 liraya satılacak. Fiyatı 1500 TL olan bir ürüne satıcı %15 iskonto yapabileceğini söylüyor. Bu ürün kaç liraya alınabilir? İskonto az önce de söylemiştik. İndirim yani bulduğunuz fiyatı çıkaracaksınız. 1500'ün %15'ini bulmak için 15 bölü çarpıyorum. Yine sadeleştirmelerden sonra 15 çarp 15 225 TL iskonto demek. Bu ürünü 225 lira daha ucuza alabileceğiniz anlamına geliyor. 1500'den 225'i çıkarırsanız 1275 TL olarak sonucu bulabiliriz. Şimdi burada iki tane not vereceğim. Bazı sorularda baya bir işimize yarayacak bu bir ürünün alış fiyatı yüzde kar uygulanarak satılacaksa satış fiyatı alış fiyatıyla yüzde 100 artı a'yı ekleyerek bulabilirsiniz. Şimdi ne demek istediğimi alttaki örneklerde daha iyi açıklayacağım. 70 TL'ye alınan bir pantolon yüzde %20 karla kaça satılır? Önce yüzde %20'sini bulacağım. 1. Bulduğum sonucu 70 ile toplayacağım. 2. Yani iki işlemde ben bunu çözebilirim. 70'in %20'si 14, 70 ile 14 toplayarak 84 lirayı bulabilirim. Ama ben diyorum ki bunu isterseniz ki bazı sorularda işinize çok yarayacak. tek bir işlemde de yapabilirsiniz. Bir ürünün kendisi zaten %100. %20 kar diyorsa %100'e 20 eklersem %120 liraya satılır aslında. 70'in %120'sini hesaplayarak tek bir işlemde 7 çarpı 12'den yine 84 lira aynı sonucu bulabilirsiniz. Yine bunun tam tersi. Bir ürün satış alış fiyatı üzerinden %A zararla satılacaksa satış fiyatını bakın en son kaça satılacağını yine alış fiyatından %100'den %A'sını çıkararak yani %100 A ile çarparak da sonucu bulabilirsiniz. Bunun örneğine bakalım. 160 TL'ye alınan bir mal %30 zararla kaça satılır? Yine bunu iki adımda yapabilirsiniz. 160'ın %30'unu hesaplarsanız 48 çıkar. Ee, zarar dediği için 160'tan 48'i çıkaracaksınız. 112 liraya satılır diyebilirsiniz. Ama bir şey %30 zararla satılıyorsa aslında %70'ine satılmış demektir bu. Direkt 160'ın %70'i acaba kaç yapar diye gerekli sadeleştirmelerden sonra 16 çarpı 7'den yine 112 TL'yi aslında tek bir işlemde bulabiliriz. 20.000 TL'si olan bir kişi parasını yıllık %8 faizle bankaya yatırıyor. Bir yıl sonra bu kişi parasını kaç TL olarak bankadan çeker? Bakın bankadan çeker yani toplam parasını sorduğu için önce ben bu %8 faiz ne kadar onu bulacağım ve kendi parasını ekleyeceğim toplam parasını bulabilirim. 20.000 lirayla %8'i çarparsanız 200 çarpı 8'den 1600 TL bu kişinin faiz alması lazım. 20 bin yatırmıştı. 1600 lira faizi eklersem bu kişi 21.600 olarak bir yıl sonra bu parasını çekebilir. Yine az önce bahsettiğim gibi bana toplam parası ne kadar dediği için %8 faiz geliyorsa kendi parası %100'dü. %100, %8 faizle aslında parasının %108'ini çekmesi lazım. Direkt 20.000 ile %108'i çarparsanız 2.0 sadeleşiyor. 200 çarpı 108 bu çarpma işlemini de yaparsanız 21.600 TL olarak yine aynı sonucu tek bir işlemde bulabilirsiniz. Bir sonraki sorumuzda bir emlak şirketi aracı olduğu satışlar için %3 komisyon almaktadır. Bu emlak şirketi aracılığıyla 360.000 360 bin liraya ev satın alan bir kişinin emlak şirketine ödemesi gereken komisyon ne kadardır? Bu soruda sadece komisyonu sorduğu için aslında bana bütünü vermiş, yüzdeyi vermiş parçayı istiyor. Yani bizim ilk öğrendiğimiz şey 360'ın %3'ünü bulacaksınız. Gerekli sadeleştirmelerden sonra 3600 çarpı 3'ü 10.800 TL olarak bulabilirsiniz. Yani bu şu demek. Bu evi alan kimse 360.000 lira evi aldığı kişiye parayı ödüyor. Aracı olduğu için de bu alışverişin gerçekleşmesini sağladığı için de emlak şirketine 10.800 TL komisyon ödemesi gerekiyor demek. Şimdi çocuklar videomuzun e, ya da dersimizin sonuna geldik. E, ben işin açı e, okuldan birazcık böyle uzak kalmışken sene başından beri işlediğimiz konular ne durumda? E, onları da kendimizi bir yoklama açısından size şöyle 13 soruluk bir bulmaca hazırladım. Burada notta da açıkladım. Soruların cevapları harfin alfabetik sırasını göstermektedir. Yani mesela diyelim ki birinci sorunun cevabını 3 buldunuz. Alfabetik sırada üçüncü harfimiz ne? A, B, C. Yani buradaki birinci boşluğa C yazacaksınız. İkinci sorunun cevabını bulacaksınız. Diyelim ki 10. 10. E, harfimiz ne? Sallıyorum şu an H. Atıyorum. ikinci boşluğa H yazacaksınız. Şöyle e, güzelce tutayım. Şu ilk 8 soru birazcık şöyle bekleyeyim. Videoyu durdurarak da soruları çözebilirsiniz. Şuradan da yan tarafa geçiyorum. Kalan 5 sorumuz 9'dan 13'e kadar buradan e, bu 13 soruyu çözdüğünüzde cevapları kaç çıkıyorsa alfabede hangi sıraya denk geliyorsa o harfleri tek tek şu boşluklara yazmanızı istiyorum ve buradan size e, ülkenin bulunduğu duruma e, yönelik ufak bir mesajım var aslında çok da sık duyduğunuz bir mesaj. E, şimdiden hepinizi çok özlediğimizi belirtmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu bulmacayı çözerken Amacım tabii ki e, eğlenmeniz, eğlenirken de acaba önceki konularda unuttuğumuz ya da eksik kalan yerlerimiz var mı? Varsa bunları tekrar bu ara döneminde e, tekrar etme fırsatını inşallah size sunmak. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.